Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu İrem Sak hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. İrem Sak, 9 Şubat 1986 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Çerkez kökenli bir aileye mensuptur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta okumuştur. Liseyi ise Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve 2006 tarihinde üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlamıştır. İlk dizi deneyimini ise Şen Yuva isimli dizide Şehrazat karakteriyle yaşamıştır. Daha sonra 2011 tarihinde Beşer Beşer programında Sinem karakterine hayat vermiştir. 2012 tarihinde Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vermiştir. 2015-2018 tarihlerinde Güldür Güldür Show'da rol almıştır. 2016 tarihinde 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde Hepimizin Öyküsü Aynı oyunuyla Seçici Kurul Özel Ödülünü kazanmıştır. 2017 tarihinde 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı isimli dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu, 2019 tarihinde Bir Aile Hikayesi isimli dizide yer almıştır. 2020 tarihinde Çukur dizisinde de Seren Erdenet karakterine hayat vermiştir. İrem Sak hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için röportajlarından bir kesit aktaracağız sizlere. İrem Sak'a sorulan "İlk kez bir dramda oynuyorsunuz. Güldürmekten sıkıldınız mı?" sorusuna "Hep sağdan yumruk atıyorum. Biraz soldan deneyeyim dedim." demiştir. "Nasıl yani?" "Komedide kendimi kanıtladım. Oynaya oynaya ustalaştım. Biraz otomatiğe bağlayıp mesleğime haksızlık ediyorum gibi geldi." demiştir. "Hoş kadından seksi kadına evrildiniz. Bu değişimde bunun bir parçası mı?" sorusuna "Aslında hep böyleymişim ama kendimi bastırıyormuşum. Bunu yaşla kadın olmayı keşfettikçe kabullendim." demiştir. "Neden kendinizi bastırıyordunuz?" sorusuna ise "Toplum baskısı ve yetiştirilme tarzı." demiştir. "Siz Çerkezsiniz, aileniz baskıcı mıydı?" sorusuna ise "Babam Kayseri, annem Bandırmalı, Sivas'ta doğdum, büyüdüm. Babam doktor, annem ev hanımı, bir abim var. Onlar ne gördülerse bana da onu uygulamışlar. Birçok Türk kızı gibi, aman yapma babam mahvolur gibi diye büyütüldüm. Sizi Yalan Dünya dizisinde canlandırdığınız pavyon şarkıcısı rolüyle tanıdık. Aileniz ne dedi bu role?" "Korktuğun başına geliyor işte. Şaka bir yana, proje çok sevildi. Ben oyuncuyum. Katili de, manyağı da oynarım. O zaman anladılar. Şimdi her rolde rahatlıkla oynayabilir misiniz?" "Vallahi ailem oh ne güzel de öpüşüyor benim yavrum demez. Ama oynama da demezler, izlemezler." "Babanız değişiminizi nasıl buldu?" sorusuna "Umrunda değilmiş. Babam ben mutlu olunca mutlu oluyor. Boşuna korkmuşum. Toplum beni boşuna aileme karşı ön yargılı yapmış." "Yeni imaj hayatınızda ne değiştirdi?" sorusuna ise "Erkekler oğlan çocuğu gibi davranırlardı. Naber kanka, nasılsınız'a dönüştü. Bütün algıları değişti. Aslında komik kadın güzel olmaz diye bir düşünce var. Sektörde de bana hep güzel kadın olma komediden git diyen çok oldu. Ama hem güzel hem komik olunabiliyormuş." "Dramda zorlanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, mesela komedi yaparken partnerle aramızda en az 1 metre mesafe oluyor. Oysa dramda karşındaki oyuncu yüzüne 4 parmak mesafeye kadar yaklaşıyor. İlk hafta görüntü yönetmenimiz şaşı çıkıyorsun İrem diyordu. Meğer yüze tamamen bakmamalı, sol gözü bakmalıymışsın. Ve gerçekten duyguya girmek diye bir şey varmış. Telefonunla ilgilenirken yönetmen birden çekim dediğinde canım babam kanser oldu diyemiyorsun ama başaracağımı biliyorum.
Dramda komediye kıyasla daha fazla rakibiniz var. Bu alanda da kendinize iyi bir yer edinir misiniz? Sorusuna ise mütevazı olma inanırlar derler. Ben sonuna kadar oyunculuğumun arkasındayım. İşimi severek yapıyorum. Bu projede olduğu gibi egomu törpülerek işe iyice öğrenirim. Köprünün altından girerim. O sırada beni görmezsiniz. Ama ivme kazanır ve oradan öyle bir çıkarım ki. Egolu musunuz? Oyuncu egom var. Eleştiriye gelemiyorum ama zamanla törpüledim. Çoğu şöhret mış gibi davranıyor. Ünlü oyuncuların hayatları gerçekten sosyal medyada gösterdikleri gibi mi? Ne olur kimse kimseyi kandırmasın, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Nasıl peki? Oyuncu arkadaşlarımın perişan haldeyken paylaştıkları eğlenceli storyleri de çok mutlu görünürken aslında ne dertleri olduğunu da biliyorum. Bu bir algı yönetimi ve mış gibi davranma durumu. O zaman şöhretlerin çoğu mış gibi mi davranıyor? Evet, çoğu şöhretmiş gibi davranıyor. O paylaşılan fotoğraflar altına yazılan canım ailem yazıları, ilişkileri yolunda gitmediği halde paylaşılan aşk fotoğrafları hepsini biliyoruz. Siz ne kadar rol yapıyorsunuz sosyal medyada? Beni de kıran ve üzen çok şey oluyor ama öyle zamanlarda hiçbir şey paylaşmıyorum. Neler o sizi üzen şeyler? En son ilişkimin bende açtığı yaralar. Hala kulağımda olan sektörde abi dediğim insanların arkamdan söylediği bazı cümleler. Ayrıca sektördeki rakibilerimizin arkamızdan çevirdiği işler. Biraz açsak. İsim asla vermem ama anlatayım. Birlikte deneme çekimine girdiğimiz bir oyuncu arkadaşım arkamdan "İrem'i o işe almayın, çok disiplinsizdir" demiş mesela. Çok acı. Eskiden affederdim, artık bana zarar verenleri eliyorum. Bir kara listem var ve listeyi her geçen gün kabartıyorlar. Hiç aşık olmadım. Sizi yıllardır tanıyoruz ama hiçbiriyle el ele görmedik. İyi mi saklıyorsunuz yoksa hayatınıza biri mi girmiyor? Uzun zamandır ilişkim yok. Hiç aşık da olmamışım. Çok sevdim ama aşık olmadım. Aradaki farkı nasıl anlıyorsunuz? Sorusuna ise aşık olunca insanlar ikimizden bir şey çıksın diye gözleri dönüp çocuk yapıyor sanırım. Ben o noktaya hiç gelmedim. Bir erkek için hiç gemileri yakmadım. Mesleğime bir erkeği karıştırmadım ya da birlikte bir eve taşınmadım. Kriterleriniz mi yüksek? O diyebileceğim kimseye denk gelmedim. Zeka ve espri anlayışı benim için çok önemli. Öyle olmayan bir adamla yapamam. Ben hem güldürüyor hem yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Karşı taraftan da aynısını bekliyorum demiştir. Güldüren erkek dediniz. Murat Cemcir'le çıkan aşk haberleri doğru mu? Hayır, ben Murat'ı çok daha çok güldürüyorum. Orada bir mekan tanıtımına kurban gittik. Bir aile hikayesi, This Is Us'ın uyarlaması. Dizinin orijinalinde eşcinsellik, ırkçılık gibi konular da işleniyor. Sizin dizide neden yok? Uyarlamalar her ülkenin kendi dinamiklerine göre yapılmak durumunda olduğundan orijinalindeki bazı durumlar bizimkinde yok. Siz ne diyorsunuz? Bizde mış gibi yapma durumu var. Her şey yolundaymış gibi. O tarz konuları da işlerseniz var demiş olursunuz ya. Yapamıyor kimse. Mizah yapan biri olarak toplumu gözlemliyorsunuz. Dünyanın gidişatını Türkiye'yi nasıl yorumluyorsunuz? Sorusuna ise dünya dediğinde aklıma ilk kara delik geliyor. Dünya hem teknoloji hem sanatta çok ileride. Bizim ülkece çok başka dertlerimiz var. Onlarla boğuşurken kendimizi geliştirmeyi bir tık öteliyoruz diyerek kendisini ifade etmiştir. İrem Sak bugüne kadar birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştır. İlk dizisi Şen Yuva, son dizisi ise Çukur dizisiyle olmuştur. Sinemadaki işleri ise ilk işi Dede Bin Fişi işidir. En sonki işi de 2021'de yayınlanan Kimya filmidir. Dijitale yaptığı işler de Azizler, Kuş Uçuşu ve Modern Kadın isimli filmdir. Daha duyurulmamıştır Modern Kadın. İrem Sak hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız.
Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.